Efendim sabah şerifleriniz hayır olsun, günümüz bereketli olsun. Kanal 7 ekranlarında muhterem hocamız Necmettin Nursaçan'la sohbetler başladı. Yayınımıza hoş geldiniz. Muhterem hocam siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk efendim. Hocamızın sesi biraz kısık çünkü malum havalarda soğudu. Biraz evet. Kırgınlığı var ama sesine de yansıyor. Geçmiş olsun hocam, şifalar diliyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun efendim. Nasılsınız dünden bugün Rabbimize hocam? Rabbimize hamdolsun. Çok şükür. Değerli seyircilerimize de sağlık, afiyet ve mutluluklar diler. Selam ve saygılar sunar. Teşekkür ediyoruz hocam. Bereketli bir program olsun inşallah. İstifadesi ziyade olsun sevgili izleyenler. Hatırlatmalarımızı yapalım. Bugün yine hediyelerimiz var. 3 hediyemiz var. 3 kadife kaplı, sandukalı Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Bu hediyelerden birisi Fatma Bıçak Hanımefendi'ye ait İstanbul'dan babası Sabit Bey hayrına hediye edecekler. Bir hediyemiz Fatma Hanım'a ait, Fatma Bıçak İstanbul. Teşekkür ediyoruz. Mevla hayrını kabul etsin. Bu 3 hediyemizin yanında aynı zamanda Hacı annemizin bu el emeği, göz nuru, anneanne, babaanne seccadelerinden, 40 yamalı seccadelerden de ilave ederek hatıra olarak inşallah sizlere yollayacağız. İşte bu hediyeler için toplamda 3 şifremiz var yayın boyunca. Belli aralıklarla bu şifreleri sizlerle paylaşacağız. Ekrana gelecek. Kalem kağıtlar hazır olsun. Paylaştığımızda inşallah not alırsınız sevgili izleyenler. WhatsApp hattımız 0-552-037-0707. WhatsApp hattımıza video sorularınızı bekliyoruz. Telefon numaralarımız da 0212 alan koduyla 300-04-04, 300-06-06. Telefonunuz mu var? Evet. İzleyicimizin sorusu var. Bekletmeyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı sabahlar. Güzel bir gün olsun. İstanbul'dan arıyor izleyicimiz. Buyurun. Buyurun efendim. Yayındasınız. Selamünaleyküm hocam. Ve aleykümselam. Buyurun. Hocam şöyle bir sorum olacak. Bunu aydınlatırsanız memnun olurum. Allah razı olsun. Yolunuz açık olsun. Hanımla bir aramızda böyle bir sohbet geçerken vefat ettiğimde benim yoka koymayın demişti. Ve uzak yolda uzak bölgede yolcu olduğu için 2 gün nokta beklettim. Bunun için ben ne yapmam lazım? Herhangi bir medalda günahkan kaldım mı? Vefat etmeden önce öyle bir vasiyetim oldu size? Öyle bir vasiyet oldu. Marka değilim demişti ama yolcum çocuğunu dışarı olduğu için bekletmek zorunda kaldık. Hastanede nokta kaldık ki gün. Bu sıkıntısını çekiyorum. Acaba herhangi bir madalyuk var mı? Evet. Beklemek zorunda kaldı. Mecburen bekletmek zorunda kaldık diyorsunuz. Evet. Bu isteğini yerine getiremedik. Dolayısıyla biz günaha girmiş tabii, olduk mu diye soruyorsunuz. Lazım. Nasıl bir kapatmam lazım madal altında kalmamaktan. Anladım. Mevla rahmet eylesin. Başını sağ olsun. Allah razı olsun. Hocamızı dinleyelim. Teşekkür ediyoruz. Diyor ki izleyicimiz hocam eşim vefat etmeden önce ya benim morgda koymayın, orada bırakmayın demişti ama iki gün hani bekletmek zorunda kaldık bir takım durumlardan ötürü. Şimdi bu isteğini yerine getirmedik. Günahı var mı, bunun bir kefaret olur mu diye soruyor. Evet, bu tip vasiyetler bağlayıcı değildir. Bağlayıcı değildir. Bağlayıcı değildir. Evet. Yani bir kefareti de söz konusu değildir. Evet. Yani. Evet, teşekkür ediyoruz izleyicimize. Devam edelim. İlk WhatsApp video sorumuz gelsin görelim. Selamun aleyküm hocam. Hayırlı sabahlar. Aleyküm selam. Size bir şey soracağım ama iki kere ümreye gitmiş bir insan için hac ona farz mıdır? Yani hacca gitmek zorunda mı? İki kere ümreye gitmiş ama hacca gitmek zorunluluğu oluyor mu? Bunu soracaktım. Teşekkür evet. ederim. Hayır efendim. Biz teşekkür yani ederiz. Hacca gitmek zorunluluğu olmuyor. Velillahi alennâsi haccul beyti men istedâ'a ileyhi sebîlâ. Yani gücü yetene hac farzdır. Gücümüz, paramız var ama bu sefer de kura çıkmıyor. Evet. Değil mi? Yani burada bir devletimiz var. Suudi Arabistan'da bir devlet var. Onların prensipleri var. Bizim prensiplerimiz var. Kararlarımız var. Onlara uymak mecburiyetindeyiz. Yani onları dinlemeden ben başıma buyruk başka yollarla bir yol bulayım, gideyim. Doğru değil.
Doğru değil. Peki evet. Hocam iki defa umreye gitmiş bir kişi üçüncüsünde gidemez, illa hac yapmak zorunda diye de bir şey yok. Böyle bir şey yok efendim. İstediği kadar umreye gidebilir. Tabii efendim. İstediği kadar gidebilir. Teşekkür ediyoruz izleyicimize. Bu arada WhatsApp hattımıza, Instagram'a da bulunduğunuz şehirleri, köyleri, kasabaları yazın. Selamlaşalım. İşte onlardan birisi izleyicimiz yazmış. Hayırlı günler. Ben Bayburt Örence Köyü'nden Yaşar Ayyıldız. Sizi ailece severek izliyoruz. Hocama Allah lütfen selamlarımızı iletin diyorlar. Aleyhisselam. Bayburt'a da el sallar mısınız? Elbette Bayburt. Selam ediyoruz. Güzel bir gün olsun inşallah. Burdur Ağlasun'dan selamlar. Hocamdan dua bekliyoruz. Burdur'a, Ağlasun'a da selam edelim. Yine bir video sorumuz var. Görelim. Esselamu aleyküm hocam. Aleyküm selam. Ben 6 sene önce kansere yakalandım. Ameliyat oldum. Oruç tutma imkanım yok. 6 yıllık oruç borcum var. Ne kadar vermeliyim? Evet. Şimdi hanımefendiye 6 çarpı 30 evet. çarpı 40 yani 6 yıl tutmadı. Evet. 30'ar günden neydi? 180 güne. Evet. Her biri için de bir fidye verecek. 40 lira o da asgari 40 lira. 7200 yapar o zaman. 7200 tamam. Evet. Bu şekilde kefalet bunu, eğer tutabiliyorsa tutacak. Vermiş olur. Tutabiliyor, sağlığı el veriyorsa tutacak. Sağlığı el vermiyorsa fidye verecek. Evet. Tekrar edelim. Şimdi hocamızın söylediği hesapla Ramazan'da tutmadığımız her bir gün için 40 lira. Öyle. Ödüyoruz. Asgari. Oruç fidyesi. Asgari. Durumu müsaitse 100 liradan verebilir ya. Evet. He. 30 çarpı 40 ne yapar? 1200 lira yapar hocam. Onu da tekrar 6 ile çarpacak diyoruz. Doğru. Evet. Teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Şanlıurfa'dan izliyoruz diyor izleyicimiz. Tokatsi ile Belkaya Köyü'nden selamlar. Tokatsi'liye de bir selam edelim. Denizli'den selamlar. Hayırlı yayınlar diyor izleyicimiz. Denizli'ye selam ediyoruz. Bir diğer izleyicimiz Antalya'dan izliyorlar. Antalya'da selam edelim. Güzel bir gün olsun inşallah. WhatsApp hattımıza video sorularınızı bekliyoruz. İşte onlardan birisi daha. Görelim. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm. Annem 85 gün yoğun bakımda yattı İstanbul'da. Kurban Bayramı birinci günü rahmetli oldu. Annem rahmetli olduktan sonra ertesi gün köyde defnettik. Ama kanı hiç durmadı. Tekrar kefenini falan değiştirdik. Bazı kişiler annemin şehit olabileceğini söylüyorlar. Acaba bu ne kadar doğrudur? Evet. Yani şimdi kefeni değiştirmeye de gerek bile yoktu. Hı hı. Yani bu dirinin abdesti bozulur da ölününki de bozuldu, onu yenileyelim şeklinde değil yani. Bir kan görüldü, abdest bozuldu değil yani. Ya öyle değil yani, o şekilde defnedilebilir. Ama hanımefendi herhalde hasta, tedavisi mümkün olmayan bir hastalıkla zannederim vefat ediyor. O yüzden şehit olmuş mudur? Böyle tedavisinde zorlandığımız bir hastalıkla gidenler de şehit, o hükmen şehit. İstanbul'a niye selam etmiyorsunuz? Hep Anadolu'dan şehirler okuyorsunuz, selam ediyorsunuz izleyicimiz. İstanbul'dan da izliyoruz diyorlar. Fatih'ten izliyorlarmış. İstanbul Fatih, Eyüp Sultan'dan izleyenler var. Elbette sizlere de selam olsun. Fatih, Eyüp Sultan selam olsun. Yine bir video sorumuz var, görelim. Hocam günaydın, iyi günler efendim, hayırlı günler. Benim sizden bir ricam var. Ben Ayvalık'tan arıyorum. Benim eşim kanser hastalığına yakalandı geçen sene. Ben parçası alındığı da temiz çıktı. Allah'ıma şükür olsun, kanser çıkmadığı için kurban keseceğim dedim. Fakat doktorlar dedi ki hayır, bir daha keseceksin, ay bir daha çekilecek dediler. Ben tekrar çektirdim, o da temiz çıktı. Kurban kesmeyi vaat ettim. Üçüncüde tekrar doktorlar istedi. Tekrar temiz çıktı. Dördüncüsünde kanser olduğu ve dördüncü evre olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine benim eşim bana bu kurbanı kestirtmedi. Dedi ki ben kanser çıkmazsam sen keseceksin dedi. Fakat ben dördüncü evde kanser çıktığı için kesemedim ve eşim 8 ay sonra vefat etti.
Ben şimdi çok sıkıntı içindeyim. Acaba ben bu kurbanı kesmeli miyim, kesmemeli miyim? Kendisinin ruhu şad olsun. Allah mekanını cennet eylesin. Ama ben bu kurbanı kesip kesmeyeceğim için lütfen beni aydınlatır mısınız? Çok peki, teşekkür ediyorum. Peki, Mevla rahmet eylesin. İzleyicimizin başı sağ olsun diyelim. Muhterem hocam müsaade buyursanız reklamlardan sonra sorunun cevabını sizden duyalım. Aynı zamanda sevgili izleyenler reklamlardan sonra hediyelerimiz için ilk şifreyi paylaşacağız. Sizden kısa bir ara rica ediyoruz. Hocam günaydın, iyi günler efendim, hayırlı günler. Benim sizden bir ricam var. Ben Ayvalık'tan arıyorum. Benim eşim kanser hastalığına yakalandı geçen sene. Ben parçası alındığında temiz çıktı. Allah'ıma şükür olsun. Kanser çıkmadığı için kurban keseceğim dedim. Fakat doktorlar dedi ki hayır, bir daha keseceksin. Ay, bir daha çekilecek dediler. Ben tekrar çektirdim. O da temiz çıktı. Kurban kesmeyi vaat ettim. Üçüncüde tekrar doktorlar istedi. Tekrar temiz çıktı. Dördüncüsünde kanser olduğu ve dördüncü evre olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine benim eşim bana bu kurbanı kestirtmedi. Dedi ki ben kanser çıkmazsam sen keseceksin dedi. Fakat ben dördüncü evrede kanser çıktığı için kesemedim ve eşim 8 ay sonra vefat etti. Ben şimdi çok sıkıntı içindeyim. Acaba ben bu kurbanı kesmeli miyim, kesmemeli miyim? Kendisinin ruhu şad olsun. Allah mekanını cennet eylesin. Amin. Ama ben bu kurbanı kesip kesmeyeceğim için lütfen beni aydınlatır mısınız? Çok teşekkür ediyorum. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Tekrar birlikteyiz sevgili izleyenler. Reklamlardan önce sorulan bir soruydu. Hocam buyurun. Hanımefendiyi tebrik ederiz. Eşine de Mevla'dan rahmetler dileriz. Şimdi anlattığı tabloya göre hanımefendi kurban kesmekle mükellef değil bu durumda. Hı hı. Kesmesi gerekmez. Ama halka alem ayd için yılda bir kurban keser. Bense ya Rab dem be dem, saat be saat kurbanınam. Fuzuli böyledir. Peygamberimiz de bir günde Mina'da 100 kurban kesiyor. Allah Allah. 100 kurban. Yani 63'ünü bizzat kendisi, 37'sini de Hazreti Ali Efendimiz'e kestiriyor. Yani demek ki fazla kurban kesmekle çok sevap kazanırız. Kurbanlığın tüyleri sayısınca sevap verilir. Ve anlattığı tabloya göre hanımefendi kurban kesmekle mükellef değil. Ama içimde bir şüphe var diyor. O şüpheyi gidermek için maddi durumu müsaitse bir kurban daha kesebilir. Hasıl olacak sevabı da eşime bağışlıyorum der. Ama bu vefakarlık tablosu içinde hanımefendiyi tebrik etmek istiyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Evet, izleyicimiz Afyon Karahisar Çay'dan Ekrem Avcı, selamlar, saygılar sunarım. Hocamızın dualarını bekliyoruz diyor izleyicimiz. Afyon Çay'dan izliyorlar. Bize selam edelim. Bir diğer izleyicimiz Erzurum'dan, hayırlı sabahlar olsun hocama. Size sonsuz teşekkür ederim. Böyle bir program hazırladığınız için ve bizi bilgilendirdiğiniz için diyor izleyicimiz. Bir de sorusu var. Gusül abdesti alırken, ağzımıza su verirken gırtlağımızın ıslatmamız gerekir mi? Gırtlağın ıslanması gerekir diyorlar. Burna su verirken de genze çekmek gerekir diyorlar. Doğru mu? Yani bu kadar da işi zorlaştırmanın yeri yok. Üç kere ağzımıza, üç kere burnumuza vereceğiz. İşte o kadar yani. Evet. Yok genzimize vardıydı, varmadıydı dersek bu sefer de işte vesveslik meydana geliyor. Herhalde olmadı. Bir daha, bir daha denmesine sebep oluyor. Bunu vücuda rahatsızlık getirecek seviyeye de getirmemek lazım. Yani Allah korusun orada genze çekeceğim derken, gırtlağa gelecek derken sıkıntı yaşamayın yani. Doğru. Ona da dikkat etmek lazım. Peki, yine bir video sorumuz var, görelim. Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam. Annem nazar boncuğu asıyor evin her yerine. Ben bunun iyi bir şey olmadığını söylüyorum. Allah Allah. O bana katılmıyor. Sizce doğru bir şey mi bu? Şu anda gönderdiği videoda da perde değil mi? O perdede nazar boncuğu mu var? Evet. Annem evin her yerine nazar boncuğu asıyor. İyi değil diyorum ama beni dinlemiyor. Hanım kızımız haklı. Yani sevgili peygamberimiz nazar boncuğundan
medet beklemek şirktir buyuruyor. Hı hı. Yani namaz efendim nazar boncuğu takayım da göz değmesinden korunayım. Yok, yanlış bu. Yanlış. Nazar değmesinden korunmak için euzu bi kelimatillahit tamme min kulli şeytanin ve hamme ve min kulli aynin lamme. Efendimizin öğrettiği dua budur. Kul euzu bi rabbil felak, kul euzu bi rabbin nas surelerini okuyarak Rabbimizin himayesine sığınırız. Teşekkür ediyoruz hocam. Fransa'dan Celalettin Bey selam ediyorlar. Yurt dışından bizi izleyen herkese selam edelim. Fransa'dan, Almanya'dan, Avusturya'dan, Belçika'dan izleyen herkese selam olsun. Bir diğer izleyicimiz de Hatay'dan izlediklerini yazmışlar. Hatay'a da selam edelim. Bulunduğunuz köyleri, kasabaları, şehirleri yazın inşallah. Buradan arada bir selamlaşalım sevgili izleyenler. Şimdi hediyelerimizi hatırlayalım. Sonra ilk şifremizi paylaşacağız. Evet, telefonumuz mu var? Önce telefonumuzu alalım o halde. İzleyicimizi bekletmeyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Alo. Hayırlı sabahlar, güzel bir gün olsun. Gaziantep, Feride Hanım. Beride Hanım, buyurun. Evet, alo, iyi günler, hayırlı programlar. Teşekkürler, buyurun Beride Hanım. Benim bir sorum vardı hocama. Buyurun. Hocam çok seviyoruz, sürekli Allah izliyoruz. Allah razı olsun. Sizden de. Annem 82 yaşında, babası öleli 80 yıl önce. Ölünce benim babamın mezarına güvenebilir miyim diye soracaktım. Evet. Anneniz, babanızın evet, yanına aynı benim mezara. Babam değil, kendi babasının. Anladım. Ya yani kendi babası. Dedeniz yani. Evet, yani dedem öleli 80 yıl önce ölmüş. Evet. Annem ölünce benim mezarına gömebilir miler acaba diye hocama sormak istiyorum. Tamam, teşekkür annem ediyoruz. Annem 82 yaşında. Televizyondan cevabı takip edin lütfen. Teşekkür ediyoruz. Gaziantep'e selamlar. Annesine, cümle seyircilerimize hayırlı ömürler dileriz. Amin. Ama 80 yıl geçmiş, belli ki daha önceki defnedilen babası vefat etmiş, şey yapmıştır, çürümüştür artık. Onun üzerine yeni bir defin yapılabilir. Hiçbir mahsur yoktur yani. Evet. Yani ideal olan bir kabre bir kişinin defni. Ama günümüz şartları içerisinde yer bulamama durumu var. Hı hı. Bu sıkıntıdan dolayı daha önce vefat edip de çürümüş olanların üzerine yeni definler yapılabilir. Teşekkür ediyoruz hocam. İlk şifreyi paylaşalım, sonra devam edelim. Siz bu arada WhatsApp hattımıza video sorularınızı yollayabilirsiniz sevgili izleyenler. Bugün hediyelerimizden birisini Fatma Bıçak Hanımefendi İstanbul'dan vefat eden babası Sabit Bey hayrına hediye ediyorlar. Mevla hayırlarını kabul etsin. Mevla rahmet eylesin diyelim. 3 Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Kadife kaplı, sandukalı 3 Kur'an-ı Kerim hediye edeceğiz bugün yine. Hepsinin yanında hacı annemizin bu el emeği, göz nuru, anneanne babaanne seccadeleri var. 40 yamalı anneanne babaanne seccadelerinden de hatıra olarak ilave ederek yollayacağız. Ve bu hediyeler için de 3 şifre veriyoruz. Bildiğiniz gibi yeni izleyenler var diye tekrar ediyoruz hep. Evet, bu 3 şifreden ilki şimdi ekrana geliyor. Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi. El-Baki, ya Allah Celle Celaluhu. Varlığının sonu olmayan. Kullu men aleyha fan ve yebka vecu rabbike zülcelal vel ikram. Toprağın üzerindeki her şey toprak olur. İkram ve azamet sahibi Allah baki kalır. Ya. Evet. Allah razı olsun hocam. Sağ olun efendim. 2 şifremiz daha var. Vakti geldiğinde, zamanı geldiğinde bu 2 şifreyi de paylaşırız sevgili izleyenler. Bir video sorumuz var. Görelim. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm. Aleykümselam. Ben evlenmeden önce evimizin 2 yerine muska yapılıp konulmuş. Ama onları çıkaramayacağımız bir yerde ve sonradan evimizin içine banyo ve salon hariç her yere domuz yağı sürülmüş ve Allah bilmeden Allah. Annem ve ben üstüne bastık. Allah ben Allah. Evlendim, 5,5 senelik evliyim. Yeni evlendiğim sırada bende korkular vardı. Her şeyden korkuyordum. Tuvalete tek gidemiyordum. Bıçak gördüğüm zaman korkuyordum. İçimde benden hariç birisi daha var sanki, beni yönetmeye çalışıyor. Kayınvalidem ve eşim beni hocaya götürüp muska aldılar. İyiydim ama ara sıra korkularım oluyordu. Ve son bir aydır yeniden tekrarladı korkularım. Özellikle akşamları başlıyor korku.
İçimde bir ses var. Kötü kötü vesveseler var. Benden hariç birisi daha var. Korkuyorum. Korktuğum zaman 7 kez Ayet-el Kürsi, 7 kez Felak ve Nas suresini okuyorum ve hala aynı evde yaşıyoruz. Taşınmadık oradan. Rica etsem bu sorumu yanıtlayabilir misiniz? Ben özetlemek isterim. Evlenmeden önce evimize ulaşamayacağımız bir yere iki muska koymuşlar dedi izleyicimiz. Evimin her yerine domuz yağı sürülmüş. Biz de diyor annemle bu domuz yağının üzerine bastık. Fark etmedik diyor. Evliliğimin ilk zamanlarında lavaboya bile gidemiyordum. Elime bıçak alamıyordum. Sanki içimde başka biri var diyor izleyicimiz. Muhsin Bey, yani gelin bu içindeki şeyleri dışarı atsın. Hiç ilgisi yok, alakası yok. Domuz yağı sürülmüş de ona basmışlar da Allah izin vermeden kimse bir şey yapamaz. Ne büyücü, ne cin, hiçbir şey yapamaz. Allah mı güçlü, cinci mi güçlü, cinler mi güçlü? Ya öyle soru mu olur ya? Allah yaratandır, cin yaratılmıştır. Nasıl Allah'tan güçlü olabilir? Sanki Allah'tan güçlü gibi zannediyor bu kardeşlerimiz. Yani içimde sanki birisi var. Bize büyü yaptılar. O büyüden kurtulmadıkça ben de rahat edemem. Tuvalete giderken korkuyor. Geceden korkuyor. Hiç bunlara lüzum yok. Rabbimize sığınacağız. Cenab-ı Hak bakın Bakara suresi 102. ayette söylüyor. Allah izin vermeden kimse bir şey yapamaz. Ben Allah'a sığınıyorum. Yani domuz yağı sürülmüş, muska yapılmış, bilmem filan. Gelin bunları aklımızdan çıkaralım da rahatımıza bakalım. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Günaydın, Kastamonu'dan selamlar. Hocamın ellerinden öperim. Sizi severek izliyoruz. Mevlam hocama ve size sağlıklı uzun ömürler nasip etsin diyor izleyicimiz. Allah razı olsun. Bil mukabele inşallah. Kastamonu'ya biz de selam edelim. Bir diğer izleyicimiz kim? Kahramanmaraş'ın İmalı köyünden selamlar. Fakılar ailesi olarak sizi severek izliyoruz. Hocamıza selamlarımızı iletin diyorlar. Kahramanmaraş'a da selam edelim. Az sonra Instagram'dan gelen sorulara bakacağız. Oradan da yazılı mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Ama öncesinde yine bir video sorumuz var. Promosyonla ilgili sanıyorum. Görelim. Selam. Selamünaleyküm hocam. Gelen promosyon parasıyla kendim yiyebilir miyim? Bir de anneme, babama, aileme verebilir miyim? Evet, promosyon parasını aileme verebilir miyim? Efendim, promosyon parası helal mı? Değil. Haram mı? Değil. Ya ne? Helal değil, haram değil de ya ne? Haram mı, helal mı olduğu şüpheli olan. Müttaki kişi o kişidir ki şüpheliden de sakınır. Hı hı. Eğer zaruret derecesinde ihtiyacım varsa kullanayım. Yok, elhamdülillah geçimim yerinde. Öyleyse kullanmayayım. Ne kendim ne aileme kullandırmayayım. İhtiyaç sahibi fakirlere vereyim. Aileme verebilir miyim demiş. Hocamın tavsiye ettiği bir şey değil o halde. Anladığım evet. Bu tavsiye etmiyor. Başka bir soru var yine promosyon konusuyla ilgili. Onu görelim. Bakalım bu sefer ne sorulmuş. Hocam selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar diliyorum. Ben 2 yıl önce bir ablamıza emekli olması için maddi durumu düşüktü. Altın verdim. 2 yıl sonra ödedi. En son kalan parayı da bankadaki promosyon ödemesinden verdi bana. Parayı ben aldım. Kartını bana bıraktı. Kendisi köyde olduğu için. Bu beni rahatsız etti. Acaba düşüncemde haklı mıyım, haksız mıyım? O konu sizi rahatsız etmesin. Siz alacaklısınız, o da verecekli ve öyle veriyor, bitti. O sizi ilgilendirmez. Nereden aldı, nereden verdi onu ilgilendirmez. Siz müsterih olun. O veren kişinin sorumluluğunda onun diyorsunuz sorumluluğu, ama siz evet. Alacağınızı almışsınız. Bitti o kadar. Mahsuru yok diyor hocam. Yine promosyon sorusu ama yine farklı bir soru. Görelim. Hocam hayırlı yayınlar. Bankadan alınan promosyonla kredi kartı borcu ödenir mi? Evet. Efendim biraz önce arz ettiğim gibi eğer zaruret derecesinde
ihtiyacı varsa âlâ, yoksa kullanmaması daha iyidir. Kullanmayıp ihtiyaç sahibi fakirlere vermesi daha iyidir. Bir video sorumuz daha var. Yine aynı konuyla ilgili, görelim. İyi günler hocam. Eşim promosyon parası aldı. O parayla ihtiyacımız olan arabayı mı almalıyız yoksa dağıtmalı mıyız? Haram mı, helal mi? Araba mı alalım yoksa ihtiyacı olanlara dağıtalım mı diyor. İhtiyacı olanlara dağıtalım. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Evet, çok soru geliyor promosyonla ilgili. Biz de tekrara düşmemek adına böyle farklı konularda sorular olursa promosyonla alakalı onları serpiştirmeye çalışıyoruz sevgili izleyenler programlarımızda. Devam edeceğiz. Kastamonu Azdavay'dan Muharrem Karakaş izliyorlarmış. Kastamonu'ya da selamlarımızı yollayalım. Mardin'den çok çok selamlar. Sizi çok çok seviyoruz diyorlar. Mardin'e de selam edelim. Yine bir videomuz var, görelim. Sübhaneke, Allahümme ve bihamdik ve kıbrı kesmik ve teala ceptik ve la ilahe gayruk. Sübhaneke, Rabbi yesir ve la tuhasır, Rabbi temmin bil hayır. Sübhaneke, kuddüsün Rabbine ve Rabbil melaiketi ve ruh, la ilahe illah. Çok şükür, hamdolsun. İslam şartı 5. Şahabet getirmek, namaz, oruç tutmak, zekat ver, hacca gitmek, haccık. Maşallah hocam ya. Tek tek nasıl da tekrar izleyelim mi? Tekrar izleyelim. Rabbi yesir ve la tuassir. Allahümme ve bihamdik ve kıbrı kesmik ve teala ceptik ve la ilahe gayruk. Sübhaneke Rabbi yesir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayır. Sübhanem kuddüsün Rabbine ve Rabbil melaiketi ve ruh. La ilahe illallah. Çok Allah. Şükür, hamdolsun. İslam şartı 5. Şahabet getirmek, namaz, oruç tutmak, zekat ver, hacca gitmek, haccık. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz izleyicimize. Bu videoyu bize yollayan izleyicimize. Bu tür videolar varsa bize yollayabilirsiniz. WhatsApp hattımıza atabilirsiniz. İslam'ın şartını saydı hocam. Şükür, elhamdülillah diyor. Ondan sonra Rabbi yesir ve la tuassir duasını öğretmişler. Tebrik ediyoruz. Bu çocuklar için de hocam iyi oluyor. Evet. Evde bulunan çocuklara da. Evet, büyükleri de şöyle düşünsün Muhsin Bey. Yani dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ Cihanda hiçbir şey yok ki Allah'ı tesbih ediyor olmasın. Lakin nasıl tesbih ettiklerini siz bilemezsiniz. Cihan bir mabettir. Mabet. Muhsin Bey camiye varınca ne der? Kimi namaz kılar, kimi Kur'an okur, kimi dua eder. Şu cihan bir mabettir demek ki. Cihan bir mabettir. Yerde çiçekler, arşta melekler, bütün kevnü felekler hakkı zikreyler. Hayat ve memat, cemaat ve nebat, bütün kainat hakkı zikreyler. Gözlerden yaşlar akmaya başlar, dağlar ve taşlar hakkı zikreyler. Davud peygamberin mucizesi, o zebur okurken dağlar, taşlar, kurtlar, kuşlar onunla zikre koyulurdular. Allah Allah. Açık bir mucize onunki her şeyi. Biz de yani burada bu kuş bunları söylüyor ama sırf o değil, aslında her yerde, her şeyde onu görmemiz lazım. Evet, ibret almak lazım, evet. Diyorsunuz hocam. Allah razı olsun. Tefekkür etmek lazım. Instagram'dan gelen sorulara biraz bakalım. Necmettin Nursaçan hocamıza çok geçmiş olsun, şifalar diliyoruz diyor izleyicimiz. Evet. Teşekkür ediyoruz Şidem Hanım. Instagram'dan sorulardan birisi şöyle. Gül Hanım soruyor. Borsada hisse senedi alıp satıyorum. Güzel de paralar kazanıyorum. Hocamızın borsaya bakış açısı nedir? Borsa caiz mi? Tabii nedir? Bir şirketin senedini alıyorum. Onu satıyorum. Hı hı. Bu alım satımdan da kar ediyorum. Kardeşimiz bunu söylüyor. Evet. Yani o senedin
iştigal sahası meşru ise, mübah ise, helal ise mahsur yoktur. Ama öyle değilse, faiz bulaşıyorsa doğru değildir. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir diğer izleyicimizin sorusu, isminin okunmasını istemiyor yine Instagram'dan. Cünüpken yemek, içmek ve uyumakta bir sakınca var mı? Gusül almak için verilen bir süre var mı? Gusül abdesti için. Gusül abdesti için efendim bir namaz vakti geçmemelidir. Yani ben derhal imkan nispetinde ilk planda gusül yapmalıyım. Hı hı. Yani yoksa bir namaz vakti cünüp olarak geçti. Namazı kılamadım. Bu doğru değil işte. Böyle, yani bir namaz vakti geçmemeli. Geçmemeli. Evet. Yemede, içmede, uyumada bir mahsur yok. Mahsur yok diyorsunuz evet. Hocam. İzleyicimizin sorusu Züleyha, Silva Züleyha soruyor yine Instagram'dan. Siirt Akyamaç köyünden selam. Saç tellerin ceviz kabuğuna bağlanıp mezarlığa gömülmüş ve ne kadar çok isteyen olsa bile sana gelemezler. Tesiri var üstünde deniliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle şey olmaz. Gelin bunları aklımızdan çıkaralım. İnsanlar nelerle uğraşıyor. Yani evet. Allah Allah. Yani biz Ayet-el Kürsi okuyarak, Nas-ı Felak'ı okuyarak Rabbimizin himayesine sığınalım. Ve böyle şeyleri de aklımızdan kimin atalım. Aklına gelir ama şimdi? Böyle işlerle meşgul olanlar da bilsinler ki اِجْتَنِبُ السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ yurdu yuvayı harap eden yedi şeyden sakının. Bir, اَشْرِكُ بِاللّٰهِ İki, ve sihir, büyü. Görülüyor ki insanların aklını, fikrini alt üst büyük günahlardan. Ya. Büyük günahlar mı? Allah'a iş koşmanın hemen yanında. Adam öldürmeden daha önce geliyor. Bu da manen öldürmedir. Bu da manen öldürmedir. Biraz önceki anlatılanları gördük yani. Evet. Tuvalete gidemiyorum, gece korkuyorum diyor. Domuz yani üzerine bastı. Böylece yani insanların mutluluğu kayboluyor. Huzuru kayboluyor. Ya şimdi bu tür şeyleri de söylememek lazım. İnsanlara tesir ediyor demek ki. Yani sözle tesir ediyor. Psikolojilerini bozuyor hocam. Şimdi saç tellerini al, cevize dola o saç tellerini. Sonra onu git bir mezarlığa göm. Ondan sonra de ki ya böyle bir şey olduğu takdirde seni kim istemeye gelirse gelsin evlenemezsin sen. Evde kaldın. Aslı yok diyor hocam. İtibar etmeyelim. Bu tür şeyleri yapmaya tevessül edenleri de mutlaka uyaralım, ikaz edelim. Telefonla devam edeceğiz. İzleyicimizin sorusu var. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar. Semiha Hanım buyurun. Merhabalar. Merhabalar efendim. Buyurun. Sizi biz zevkle dinliyoruz. Eksik olmayın. Benim hocama bir sorum olacak. Buyurun. Annemi biz 1,5 yıl önce kaybettik. Başınız sağ olsun efendim. Allah razı olsun. Resmini biz duvarda tutuyoruz. Tabii arada konuşuyoruz. Hı-hı. Hani duygusal olarak da ağlayabiliyoruz. Herkes diyor ki günahtır, o resmi oradan kaldırın. Hocam ben anlayacağım, öyle bir şey var mı? Yani bir sakıncası var mı? Diğer bir sorum olacak. Evet. Annemin vefatında dişleri şeydi, takma dişti. Hı hı. Dediler ki onu da gömmeniz gerekirdi. Hı hı. Hani bilmediğimiz için şu an o evde. Hı hı. Onu götürüp kabrine gömelim mi? Yoksa öyle bir şey de mi yok? Hı hı. Onu da bilemediğim için. Rica etsem hocam bunu yanıtlayabilir mi? Hocamın ellerinden öpüyorum. Sağ olun efendim. Allah ona sağlık, sıhhat versin. Amin. Çok amin. Geçmiş olsun. Sağ olun efendim. Teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın Semiha Hanım. Cevapları lütfen televizyondan takip edin. Hocam buyurun. Evet efendim. Vefat eden annemin, babamın işte evde fotoğraflarının bulunması, asıl olması sıkıntılı olur mu? Onlarla zaman zaman konuşuyoruz, hasbihal ediyoruz. Hatıralarını yad ediyoruz. Yeter ki kıble tarafında namaz kılacağımız yönde olmasın. Ya namaz kılacağımız yönde değil de arkamızda, sağda, solda olmasında bir sakınca yoktur. Ama namaz kılacağımız yerde önümüzde olmamalıdır. Kıble yönünde olmaması lazım. Evet, bunun dışında evde bulunmasının bir mahsuru yok. Diğer sorusu da takma, vefat eden annesiyle ilgili takma dişi. Demişler ki yani beraber gömmeniz gerekirdi.
Şu anda evde diyor takma dişi. Kabrine gömülmesi gerekir mi o takma dişin? Yok, onu da evde bulundurmaya gerek yok artık. Evde bulundurmaya gerek yok. İlla mezarına gömmeye de değil, münasip bir yere gömülebilir yani. Teşekkür ediyoruz evet. Hocam. Devam edelim, yine bir video sorumuz var, görelim. İkinci şifre az sonra bu arada. Selamun aleyküm hocam, hayırlı aleyküm yayınlar. Selam. Eşim askerden dönerken 5 aylıkken bir güzel yavrumuzu evimize getirdi. Çünkü annesi doğum yaparken gözünde bir deformasyon oluşmuş, göz kapağı oluşmamış. Dışarıda kalsa belki hayatına devam edemeyecekti. Veterinerler bu yönde bilgi vermişti bize. Şu anda kısırlaştırılma zamanı geldi, kızgınlık dönemi geldi, geçiyor, hatta evdeki çocuklara zarar vermeye başlıyor. Fatma annem bakıyor kediye, biz kendi evimizde bakamıyoruz şu an. Kısırlaştırmamız günah olur mu? Kısırlaştırmazsak da bizlere zarar verebiliyor. Ne yapmalıyız bu durumda hocam? Yani genel olarak hadi bütün kedileri kısırlaştıralım. Bu caiz değildir. Hı hı. Ama biz evimizdeki kediyi kısırlaştırmak istiyoruz. Hı hı. Bu caizdir. Bunda mahsur yoktur. Yani ekolojik dengeyi ve veda'l mizan. Allah denge koymuştur. O dengeyi bozmaya hakkımız yoktur. Genel böyle bir karar yapamayız. Ama evimizdeki kediyi kısırlaştırmamızda bir sakınca yoktur. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir zekat sorusu var Instagram üzerinden gelen. 20 çeyrek altınım var. Bu altınlarımın senelik zekatını nasıl vermeliyim? Kızımın ve oğlumun maddi durumları iyi değil. Onlara verebilir miyim yoksa başkasına mı vereyim diye soruyor. Zekatı kızına oğluna veremez. Veremez. Evet. Ama zaten hocam nisap miktarını da bulmuyor. Nisap miktarına da ulaşmıyor. 20 çeyrek altın ne yapar? Hemen hesap edelim. Evet. 20 ne kadar altın? 1786 mı? 1786. 35.720 lira yapıyor. Olmuyor zaten hocam. Yani nisap miktarına ulaşmıyor. 80 grama ulaşmıyor. Doğru. Dolayısıyla zekatta mükellef değil. Yasin Bey soruyor. Bir komşumuz 5 yıl önce 1 ton buğdayımızı çaldı. Bunun günahı nedir? Yani Peygamberimiz Efendimiz bakın. Le'anallahu sarikal biyza. Yumurta hırsızına Allah lanet etsin diyor. Yani yumurta hırsızına, buna tevessül, buna tenezzül eden kişiye Allah lanet etsin diyor. Şu kadar buğdayı çalmak elbette gasp etmek, kul hakkını ihlal etmektir. Ya dünyada verir ya da ahirette alınır kendisinden. Teşekkür ediyoruz hocam. Yine bir video sorumuz var, görelim. Selamünaleyküm Muhsin Bey. Annem ilaç tedavisi kullandı. Kullanırken kaşları döküldü. Kendi saçından ekleme yaptırdık biz. O da olmadı. Şu an kaşlarında boşluk var. Yani birkaç tane var o da. Kıl tekniği yaptırmak istiyoruz biz. Annem de günah mıdır, değil midir? Hocaya sormak istiyor. Onun için sizden bilgi almak istiyoruz. Hayırlı günler. Yani bu estetik amaçlı mı, tedavi amaçlı mı? Tedavi amaçlı ise caiz, estetik amaçlı ise caiz değil. Tedavi amaçlıysa caiz, estetik amaçlıysa caiz değil. Görülüyor ki izleyicimizin sorusu ilaç tedavisi görmüş. Tedavi amaçlı bir durum söz konusu. Öyleyse hocam. Problem yok. O zaman problem yok, mahsurlu değil. Teşekkür ediyoruz hocam. Instagram'dan gelen bir başka soru, isminin okunmasını istemiyor izleyicimiz. EYT çıkarsa, ki ben de EYT'liyim demiş, emeklilikte yaşa takılanlar, vallahi deve keseceğim diye adakta bulunmuştum. Tabii ben bu adağı söylerken EYT çıkmaz nasılsa diyerek söylemiştim. Bir de tabii o zaman develer bu kadar pahalı değildi. Şimdi EYT çıkarsa ben deve keseceğim, tüm garibanlara dağıtacağım dedim. Peki ben bu deveyi hacca giden birine vekalet versem, orada kestirsem olur mu? Deve kesmeye gerek yok. Büyükbaş bir hayvan kurban eder. Büyükbaş hayvan da ülkemizde bulunur. Hı hı. Yani bir tosun alır, keser, fakirlere de dağıtır. Deve dediği için hocam, deve demiş illa. Bağlayıcı değil. Bağlayıcı. Büyükbaşa girdiği için evet. Mahsuru yok. Peki hocam, devam edelim.
Havva Hanım soruyor. Hacerül Esved taşıyla ilgili sorum var diyor izleyicimiz. Hacerül Esved taşı neden kutsaldır? Adının manası nedir? Bu taş kim tarafından niçin Kabe'ye yerleştirilmiştir? Bu taşın cennetten indirildiği doğru mudur? Hacerül Esved'in cennetten indirildiğine dair rivayetler vardır. Bir gün bakın Hazreti Ömer Efendimiz şöyle diyor. Hacerül Esved, sen nihayet bir taşsın. Peygamber Aleyhisselam'ı seni öperken gördüm. Eğer böyle görmeseydim ben de seni öpmezdim, saygıda göstermezdim. Sen nihayet bir taşsın. Hazreti Ali Efendimiz diyor, Ömer, sadece bir taş mı o? Başka anlamı yok mu onun? O diyor, ruhlar aleminde Allah'a verdiğimiz kulluk sözleşmesinin bir sureti onun içindedir. Allah Allah. Yani onu selamlamakla veya dokunmakla veya öpmekle işte o sözleşmeyi yenilemiş oluyoruz. Allahümme imanen bik ve tasdiken bi kitabik ve vefaen bi ahdik ve tibaen li sünneti nebiyyike ve habibike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım, sana olan imanda sebat ediyorum. Kitabını tasdik ediyorum. Ruhlar aleminde sana verdiğim kulluk sözünü yeniliyorum. Sevgili Peygamberimizin sevgisini duyup sünnetine uyacağıma söz veriyorum. Hacerül Esved'den sonra da bu duayı her şautta okuruz. Her şautta okuruz. Evet. Bu arada Hacerül Esved taşının bazı parçaları Türkiye'de hocam, memleketimizde. Olabilir tabii. Hacerül Esved sevgili Peygamberimiz tarafından mübarek elleriyle olduğu yere yerleştirilmiştir. Yani uzaktan selamlamak da öpmek yerine geçiyor Muhsin Bey. Hı hı. Yani hocam, umre ziyaretlerimizde de gördük ki Hacerül Esved taşını öpmek, ondan sonra ona dokunmak için insanlar birbirlerini eziyorlar hocam. İzdiham söz konusu oluyor. Doktorlar Muhsin Bey, bizim doktorlarımız Hacerül Esved hastalığı derler. Niye? Oraya girerken kaburgası incinir. Veya bu başkasının kaburgasını incitir. Bu doğru değil. Hacerül Esved'i öpmek sünnet ama bir başka adamın kaburgasını incitmek haramdır ya. Evet. Bir hatıram var Muhsin hocam. Bey. Buyurun. Haçta benim kafilem var. Kafile başkanıyım. Kafile başkanı olarak hacılarıma dedim ki Mekke'den Medine'ye gideceğiz ama herkes son bir veda, umrede aslında veda yok da haçta veda tavafı vardır. Veda tavafı yapacaklar. Dedim ki ya o Hacerül Esved'i öpmek şart değil. Yani işaretlemek, dokunmak da öpmek yerine geçer dedim. Ben hacılarıma öyle dedim ama o zaman genç idim. Kendi kendime de dedim ki ya Hacerül Esved'i öpmeden gitmek Medine'ye olur mu dedim. Hı hı. İlla öpeceğim diye de zorladım oraya. Allah Allah. Bu sefer orada hani polisler var ya. Evet. Onlar da yana bile tokat sallıyorlar. Eyvah eyvah. O tokatlardan biri de bana rastladı. Hak ettin sen bunu dedi. Hem hacılara böyle söyle hem de ondan sonra öpeceğim diye oraya sokul. Evet. Yani Peygamberimiz bunu göstermiş bize. Demek uzaktan selamlamak. Uzaktan yere... nasıl yapılıyor hocam, o selamlama yapar mısınız? Bismillah Allahu Ekber. Bismillah Allahu Ekber. Sanki Hacerül Esved'i öpüyor gibi. Bismillah Allahu Ekber. Bitti. Bismillah Allahu Ekber. Görelim mi bir Hacerül Esved'i, ekrana verir misiniz ya arkadaşlar? Diyelim ki karşı şimdi tavaf ediyorsunuz. Tavaf tamam. Ederken Hacerül Esved'i görelim. Ekrana gelsin. Yönetmemizden rica. Evet. Ha. Ne yapacaklar? Hocamı da görelim. Hocamı da görelim. Ha. Bakın ne yapacak hocam? Bismillah Allahu Ekber. Evet. Dedim. Tamam. Sanki dokundum. Sanki öptüm. Şimdi Kabe'yi soluma alarak gidiyorum. Başlangıç noktası bura. Tavafa. Allahümme imanen bik ve tasdiken bi kitabik ve vefaen bi ahdik ve ittibaen li sünneti nebiyyike
ve Habibike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem sanki Hacer-ül Esved'in içinde bu sözleşmemiz var. Bunu da böyle okuyarak yenilemiş oluyoruz. Allah razı olsun. Evet. Hacer-ül Esved taşının parçalarından 5'i İstanbul'da sevgili izleyenler. Bunlardan 4 tanesi bildiğim kadarıyla Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde. Bir tanesi Edirne'de eski camide hocam. Evet efendim. Edirne'de eski camide. Bir tanesi de Kanuni Sultan Süleyman Han'ın türbesinde hocam. Ya, bu parçalardan birisi. Evet. Evet, görmek merak edenler varsa araştırabilirler. Mevla nasip etsin inşallah hocam. İnşallah, evet efendim. Devam edelim. İkinci şifreyi paylaşalım sonra devam edelim sevgili izleyenler. Hediyelerimiz için ikinci şifre ekrana gelecek. Yine Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi daha ekranda. El-Varis. Ya Allah Celle Celal. Varlığı devam eden servetlerin hakiki sahibi. Biz ise emanetçiyiz. El-Varis. Allah varistir. Yani bütün servetlerin sahibi odur. Biz de emanetçiyiz. Evet. Son bir şifremiz kaldı. Zamanı geldiğinde o şifreyi de paylaşalım. Telefonumuz var. Telefonla devam edelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı sabahlar, güzel bir gün olsun inşallah. Buyurun. Abdullah Bey Şanlıurfa, buyurun. Selamünaleyküm hocam. Ve aleykümselam, buyurun efendim. Hocam ben Şanlıurfa'da arıyorum da benim ticaret paramda 530 milyon param var. Ne kadar zekat düşüyor? Ne kadar? 530 bin lira. Evet. 530 bin liranız var. Buna ne kadar zekat vermem gerekir diyorsunuz, öyle mi? Ticaret malı. Ticaret paramdır. Evet. Tamam efendim. Teşekkür ediyoruz. Hocam. Teşekkür ederim. Ne yaptın şimdi? Ticaret malı fark ediyor mu hocam? Fark etmiyor. 530 bin lira. Ama aynı ama nakdi. Ticaret malı. Tamam. 530 bin lira. 40'ta biri. Evet. Hemen hocam. Ne itti? Hocam 13.250 lira yapıyor. Yanlış mı hesap ettik? Bir daha bakalım. 530 bin bölü 40. 13.250. 13.250 lira tutuyor. Hı hı. O bedi ama 13.250 lirayı verir. Ama o değerde ticaret malını ihtiyaç sahiplerine verir. 530 bin liranın %2,5'u bu yapıyor. 13.250. Borçları varsa hocam. Onlar düşer. Borçları varsa onlar düşer. Kira gideri varsa. Onları bu 530'dan düşer. Evet. Geri kalanı zekata tabi olur. Peki. Devam edelim. Yine bir video sorumuz var. Görelim. Esselamu aleyküm. Aleyküm hocam selam. Benim bir sorum olacaktı. Buyurun. Babamdan miras bir arsa kalmıştı. Onu sattım. Şimdi hemen mi parasını vermem lazım? Zekat parasını hemen mi vermem lazım? Yoksa seneledikten sonra mı vermem lazım? Üzerinden bir yıl hocam geçmeli mi diye soruyor. Şimdi diyelim ki siz zekata tabi, zekatla mükelleftiniz. Merhum pederinizden de size miras intikal etti. Onun üzerinden bir yılın geçmesi lazım. Babasından intikal eden miras malının üzerinden bir yıl geçtikten sonra o da zekata tabi. Teşekkürler hocam. Hacer-ül Esved'le ilgili sorular geliyor hocam. Gülcan Hanım sormuş. Hacer-ül Esved taşının meteor olduğu yönünde iddialar var. Hocamız bu konuda ne söyler? Yani hadis-i şeriflerde rivayetler cennetten indirildi. Cebeli Ebi Kubeys'ten alınıp getirilip oraya konuldu. Müminlerin hataları yüzünden siyahlaştı. Hacer-ül Esved demek siyah taş demektir. Normalde siyah değilmiş ama evet, öyle. Günahlar yüzünden siyah hale taştı. Döndüğü evet. Söylenir. Ama bizim inanışımıza göre cennetten indirilen bir doğru. Taş. Teşekkür ediyoruz hocam. Sümeyye Hanım soruyor. Rusya'dan yazıyorum. Hocama bir sorum var. Kardeşimin çocuğu olmuyordu. Ben de kendi evladımı ona verdim. Acaba günah mı? Yani verdi de tabii sen de yani sen himaye et, eğitimiyle, evlenmesiyle sen ilgilen diye verdi herhalde. Yani evlatsızlık sıkıntısını yaşamayasınız diye verdi. Evet. Problem yok yani. Evet.
Havva Hanım soruyor. Kız kardeşimin kocası, ablam bizim evdeyken kız kardeşimi telefonda 3 kere üst üste sen benden boşsun, sen benden boşsun, sen benden boşsun dedi. Bir de sen dünya ahiret bacımsın dedi. Aradan birkaç gün geçtikten sonra enişten pişman olduğunu bizlere beyan etti. Kız kardeşimin dini nikahı bozuldu mu? Muhsin Bey, bu hayati bir mesele. Kaç defa dedi, nasıl dedi? Görüyorum ki ayrı ayrı zaman ve mekanlarda söylemiş beyefendi. Telefonda da söylemiş. Bu hayati bir mevzu. Gel bulunduğu yerdeki müftümüzü bir ziyarete gitsin, ona sorsun bu soruyu ya. Evet, çünkü burada detay gerektiren evet, sorular var. Doğru efendim. Doğru. Biz hakim değiliz tam ayrıntılara. Dolayısıyla hocam da bu konuda en iyisi bir müftümüze doğru efendim, danışsınlar diyor. Teşekkür ediyoruz hocam. Ama bilsin ki üç şey var ki şakası da ciddi, ciddisi de ciddi. Çocuk oyuncağı değildir. Yani aile yuvası kutsaldır. Yani boş ol, boş ol, boş ol. Sen benim bacım, anam gibisin. Hı hı. Yani bunlar büyük sorumluluğu gerektiren laflardır. Yani şu dilimize hakim olmalıyız ya. Allah dili, bakın diş ve dodak surunun, iki surun arkasına koymuştur. Yani düşünmeli ve öyle konuşmalı. Peki hocam. Rabia Hanım soruyor yine Instagram'dan. Hacca gitmek istiyorum. 6 yıldır ismimiz yazılı, çıkarsa gireceğiz inşallah ama benim saçım açık. Gidip gelince kapanmak zorunlu mudur? Dinen hacca gidip gelince kapanmak zorunda mıyım? Efendim yani biraz önce dedim, bakın Hacerül Esved'in huzurunda ne diyoruz? Allahümme imanen bik ve tasdiken bi kitabik ve vefaen bi ahdik ve ittibaen li sünneti nebiyyike ve habibike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz. Yani namazda da öyle, bakın. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Allah'ım ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz. Yani namazda da öyle. Allah'a söz veriyoruz. Sana kulluk edeceğim ya Rabbi diyoruz. Amma hac, amma namaz, amma oruç. Bunları yapan kardeşlerimiz yani o tesettür emrine de uymalıdırlar. Uymuyorsa namazı namaz değil mi? Orucu oruç değil mi? Femen yâmel miskale zerratin hayran yere ve men yâmel miskale zerratin şerran yere. Zerre kadar hayır işleyen mükafatını, şer işleyen de karşılığını görür. Yani demek ki tesettüre uymamasının hesabı ayrı olur. Hacca gitmiş olmasının sevabı ayrı olur. Ama yakışan ne? Yakışan orada Arafat'tan iniyorken hacı bir kuş gibidir. Ne kadar da pak, yeni doğmuş gibidir. Bir inkılap olsun hayatında. Mukaddes yolculuk bir inkılap olsun hayatında. Yani harama, helale riayet etmeli. Örnek bir Müslüman haline gelmeliyim. Teşekkür ediyoruz hocam. Şerife Ömen, halam çok hasta, yoğun bakımda yatıyor. Necmettin hocamdan dua istiyoruz diyor. Aynı zamanda geçmiş olsun Necmettin hocam. Hayırlı yayınlar Allah diliyorum. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak hanımefendiye ve cümle hastalarımıza şifalar ihsan eylesin efendim. Amin. Telefonumuz var. İzleyicimizin sorusunu duyalım. Sonra devam edelim. Üçüncü şifre daha sonra sevgili izleyenler. Hoş geldiniz yayınımıza. Ağrı. Selam ediyoruz Ağrı'ya. Güzel bir gün olsun Ağrı. Buyurun. Yayındasınız. İyi günler, hayırlı günler. Teşekkürler. Buyurun. Benim bir sorum olacaktı size de. Nedir? Hocam benim bir ablam var. Eşiyle sürekli arası bozuk. Daha önceden eşi annesine o kadar hani haşa takmıyordu, şey yapmıyordu. Şu an annesine diyor estağfurullah, estağfurullah. Annem Allah gibi benim için. Ne derse ben onun dediğini yapacağım. Özür dilerim. Ben annem benim için Allah'tır. O ne derse onu yaparım dedi. Doğru evet, mu anladım? Evet hocam. Aynen. Eskiden annesine o kadar şey yapmıyordu. Evet.
Giden annesine o kadar hani şey yapmıyordu, inanmıyordu, güvenmiyordu. Ablam dedi annesinin, annesi kız kardeşinin evine gidip geldi. Daha sonra eşim değişmeye başladı. Hani o da muska olduğunu düşünüyor. Acaba aralarında muska yapılmış olabilir mi veya yapıldıysa nasıl bozulur? Şimdi muska yapılan kim? Ablam. Ablanız. Muska kim yaptı diye düşünüyorsunuz siz? Kim yapmış olabilir? Kayınvalidesi yaptı diye düşünüyorum. Kayınvalidesi yapmış olabilir diye düşünüyorsunuz. Evet. Enişteniz de annesinin sözünü çok dinleyen birisi, öyle mi? Evet, çok dinleyen. Onun için karısına sürekli şiddet uygulayan, çocuklarına şiddet uygulayan, hiç saymayan. Hani böyle bir insan olmuş hani. Evet. Şu anda görüşüyorlar mı, ayrılar mı? Yok, aynı evdeler. Hatta işte eniştem yatak odasında bile uyuyamıyormuş. Hani yatağına girdiğinde yatağında bir şeyler bana bakıyor diye yatak odasına çıkıyormuş. Ablanız, hani böyle şey ablanız yapmıyor, mı uyuyamıyor? Ablanız mı uyuyamıyor? Enişte mi? Eşi mi uyuyamıyor? Enişte uyuyamıyor. Enişte uyuyamıyor. Evet. Başka odaya gidiyor. Evet, başka odaya gidiyor. Sürekli annesiyle ilgili, sürekli annesiyle ilgileniyor. Kız kardeşleriyle, ailesiyle ilgileniyor. Eşini ve çocuklarını hiç saymıyor hani. Size muska yapılmış olabileceğini kim söyledi? Evet dedi, hani bir sorsanız dedi olabilir mi aralarında muska mı yapılmış? Öyle bir durum olabilir mi hani? Evde huzursuzluk varsa zaten adres evet, belli. Evet çok var. Bayağı bir huzursuzluk. Adres belli hemen canım. Muska yani. Geldiler. Şey diyorum yani, evde bir huzursuzluk varsa adres hemen belli diyorum. Muska yapılmıştır yani, öyle mi? Evet. Hocamız neler söyleyecek bakalım. İnşallah hocam, araları düzelir. Şu an izliyorlar mı peki, ablanız, enişteniz izliyorlar mı hocamızı? Yok hocam, ben onlardan habersiz aradım. Onlardan habersiz aradınız. O halde şöyle yapalım, hocamızı dikkatlice dinleyin. Tavsiyelerini mutlaka ablanıza ve eniştenize iletin, olur mu hocamızın tavsiyelerini? Tamam hocam, benim bir sorum daha vardı. Nedir? Hocam benim kayınpederim, benim bir tane kayınım var. Şu evi, bir tane ev var Diyarbakır'da. Şu an kendisi İstanbul'a taşınmış. Diyarbakır'daki evini kiraya vermiş hocam. Kayınpederim de kalktı bizim buğday zekatını kayınıma verdi. Acaba yerine ulaşır mı ulaşmaz mı hani hocam? Kabul olunur mu olunmaz mı? Neyi verdi tam anlayamadım ben. Buğday zekatını hocam. Efendim? Buğday zekatı. Buğdayın zekatını kime verdi? Kayınıma verdi hocam. Yani oğluna verdi. Oğluna verdi. Oğluna verdi. Verebilir mi diyorsunuz? İhtiyacı mı vardı? Oğlunun ihtiyacı mı vardı? Yok hocam, şu kendisi çalışıyor. Bir daha bir tane dairesi var Diyarbakır'da, kiraya vermiş. Kendisi İstanbul'da şu an kirada çalışıyor ama hani. Anladım. Fazlası yani bizim hani tamam. Bakımız gibi. Buğdayın zekatını oğluna verdi. Doğru anladık değil mi? Olur evet. Mu olmaz mı? Teşekkür ediyoruz. Tekrar selam ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ağabeyi güzel bir gün olsun. Evet hocam. Yine bir muska sorusu. Ya. Evde sorun varsa, sıkıntı varsa hocam belli durum. Muska. Yani hemen fatura muska. Muskaya, evet. Büyüye yazılıyor. Ya biz kendi davranışımızı düzeltelim, değil mi? Yani ben gelinim, kayınvalideme annem düşüncesiyle. Kayınvalide de bu kız bizim kızımız, bize emanet. Kendi öz kızı gibi bakmalı. Yani işte bitti bakın. Bunu sağlasak güzel geçimi sağladık. Yani muska veya büyü yok. Hemen birbirimize saygısızlık ediyoruz. Birbirimizin kalbini kırıyoruz. Ondan sonra bunu muskaya bağlıyoruz. Ya. Büyüye bağlıyoruz. Büyücüye bağlıyoruz. Yanlış. Oysa evdeki huzursuzluğun, aile içi problemlerin çok farklı sebepleri olabilir. Doğru efendim. Onlara insanlar ne hikmetse hocam meyletmiyor. Kaçamak davranıyor. Üzerine gitmiyorlar. Yani oturup karşılıklı konuşmuyorlar da. Öyle oluyor. Yani dediğiniz gibi sorunu çözmeye çalışmıyorlar. Yani sorunu bir çözelim ve birbirimize saygı, sevgi gösterelim. Üçüncü şahıslar da aralarını bulsun. Yok. Onlar da muska deyince ya. Onlar da muska deyince direkt evet. Onlar da seyirci kalıyorlar. Halbuki innemel müminune ihvetun فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهِ Müminler kardeştir, Allah'tan korkun, seyirci kalmayın. Ya, yani şimdi Efendimiz buyuruyor, iki kişinin arasını bulmak için giderken ayağınızı kaldırdığınızda bir dereceniz yükselir, ayağınızı indirdiğinizde bir hatanız silinir. Demek ki seyirci de kalmamalıyız. Ne işleri varsa görsün, böyle deniliyor. Evet. Yani. Ve akrabalar da bakın
sevgili peygamberimiz ömrünün uzun, rızkının bol olmasını isteyen sıle-i rahimde bulunsun. Akraba münasebeti devam ettirilsin. Akraba münasebetleri kesilmesin. Kesilirse ne oluyor? Rızkın kesilmesine, ömrün kısalmasına sebep oluyor. Evet. Hocam bir cümlesi vardı izleyicimizin. Annem benim için haşa Allah gibidir. Ne derse yaparım. Yani bu maksadı aşan bir sözdür diyormuş Muhsin Bey. Beyefendi, maksadı eniştesi. Aşan bir söz. Yani olmaz bu, haddi aşan. Yani inanarak böyle demez. Anneme bu kadar saygı duyuyorum demektir. Evet, ama o cümleyi kullanmasa elbette iyi olur. Kullanmamalı. Hoş değil. Elbette kullanmamalı ya. Kullanmamalı. Öyle. Hocam bunu böyle eşine söylemesi de uygun değil. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya. Yani şimdi eşi de rencide olur. Yani ben tabii, anneme çok değer veriyorum. Onun sözünden çıkmam. Tamam sen tabii. Annene bağlı ol. Annenin sözünden çıkma ama bunu eşine de söyleme çok. Bu huzursuzluk getirmez mi hocam? Getirir tabii. Sen benim annem budur dersen evet. Ben neyim? Hanım da öyle demek durumunda kalmaz mı? Ben senin hayat arkadaşınım. Yani sevgili peygamberimiz Hazreti Ayşe annemiz beni ne kadar seviyorsun diyor. Seni gördüğüm gibi seviyorum. Aradan zaman geçince Hazreti Ayşe soruyor. Gördüğümden ne haber? İlk günkü gibi diyor peygamberimiz. İlk günkü gibi gördüğüm devam ediyor. Evet hocam hep söyler. Yiğitlik özellikle beyefendilere söylüyor. Yiğitlik iki tarafı da idare edebilmekte der hocam. Yani hem eşine de saygısı sevgisi olacak, anneye de saygısı sevgisi olacak. İkisinin arasında tam bir denge tamam. Hocam değil mi? Renktaşı. Dolayısıyla yiğitlik herhalde o beylerde. O beyleri tebrik ediyoruz. İzleyenler varsa tebrik ediyoruz. Devam edelim ama sokak röportajlarıyla devam edelim. Sevgili Ayşegül geçtiğimiz günlerde sokaktaydı, İstanbul sokaklarındaydı. Yine soru sordu. Bakalım nasıl cevaplar aldı. İzleyelim, görelim. Eminönü'ndeyiz. Bugünkü sorumuz besmele çekmeyi ve anlamını biliyor musunuz? Besmele çekmeyi biliyor musunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Anlamını biliyor musunuz? Vallahi bilmiyorsun. Besmele çekmeyi biliyor musun? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Anlamını biliyor musun? Hayır. Besmele çekmeyi biliyor musun? Biliyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın ismin. Tabii. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Anlamını biliyor musunuz? Allah'ın birliğine inananlardanız. Peygamberimizin birliğine inananlardanız. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele çekmeyi biliyor musunuz? Biliyorum. Nasıl bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Anlamını biliyor musunuz? Allah birdir. Biz de Allah'ın kuluyuz. Besmele çekmeyi biliyor musun? Yok. Bunu toplumu şurada çevir 100 kişiye. Bakalım kaç kişi soruyor, biliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunları sormayın bize. Bunu başkalarına sorun. Besmele çekmeyi biliyor musunuz? Biliyorum. Söyleyeyim mi? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Anlamı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Anlamını biliyor musunuz? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Besmele çekmeyi biliyor musunuz? Biliyorum. Belki de emekli olamayız ya. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Anlamını biliyor musunuz? Tabii. Açıklama mı yapalım? Besmele çekmeyi biliyor musunuz? Bilmez mi? Her Müslümanın yapması gereken şey. Eşheden la ilahe illallah ve eşheden de Muhammeden abduhu ve resulü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Anlamı nedir? Allah'ın adıyla, varlığı ve birliğiyle başlarım. Necmettin Hocam'a buradan selamlar, saygılar, hürmetler. Can kulağıyla dinlediğimiz, eğitildiğimiz bir program. Teşekkür ederim. Ayşegül teşekkür ediyoruz. Ekibimize, kameraman arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Turistlere de besmele çektirmiş hocam. Ya, ama maşallah milletimiz genellikle besmeleyi okuyabildiler. Genellikle de anlamını da biliyorlar. Allah adın zikredelim evvela,
vacip oldur cümle işte her kula. Bir kez Allah dese şevkiyle lisan, dökülür cümle günah mislu hazan. İsmi pakim pak olur zikreyleyen, her murada erişir Allah, Allah diyen. Allah adıyla başlamayan işte hayır yoktur. Allah'ın adı ağzımızın tadı. Muhsin Bey, cenazeyi kabre korken ne deriz biliyor mu? Bismillah ala milleti Resulillah. Bismillah ala milleti Resulillah. Allah'ın adıyla peygamberin yolu üzere diyerek kabre de böyle girdiririz ya. Besmeleyle. Her işimiz Allah'ın adıyla olacak. Allah adıyla olmayan işte hayır yoktur. İşte kasten bir insan besmeleyi terk etse, koyunu kesse yenilmez, eti yenilmez. Ama herhalde bizim milletimiz kasten besmeleyi çekmemiş olmaz da herhalde unutur. Unutur. Onu unutup da çekmediyse ve öyle kestiyse yenilir. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Devam edelim. Bir video sorumuz varmış. Görelim bakalım izleyicimiz ne sormuş. İyi yayınlar hocam. Bir hafta önce benim abimin altınları evimizde çalındı ve evimize gelen kişiler imamlara sorun, işte imamlar biliyorlar. İşte bir iki imama sorduk. Onlar da böyle işte esmer olduklarını falan söyledi. Yani eşkallerini falan verdiler. Biz de ya böyle bir şeye inanalım mı? Gerçekten Allah böyle Allah. Bir şey var mı? Evet, abimin altınları çalındı. İki hocaya sorduk diyor izleyicimiz. Çalanları tarif ettiler demek istiyor. Yani kim çaldıysa tarif etmişler hocam birebir. Böyle bir şey olabilir mi? Yani hanım kızımız imamlar bildi diyor. Muhsin Bey, ben de imamlık yaptım. ben bilmem yani. Şimdi altını çalanların şeklini, eşkalini söylüyorlar. Ya adını da söyle madem öyle, değil mi? Ama şu yalana bak. Eşkalini söylüyor ama adını söylemiyor. Bu kandırmadır bu ya. Böyle bir şey yok. Dikkate evet. Almayın lütfen. Bu tür şeyleri dikkate almayın. İtibar etmeyin. Devam edelim. Bir başka video sorumuz var, görelim. Selamun aleyküm hocam. Kolay gelsin. Selam. Benim bir sorum olacak. Ben namaz kılarken aşırı derecede esniyorum ve burnum akıyor. Esnemekten ve burun akmasından namazı zor kılıyorum. Fakat namazı kıldıktan sonra bu normale dönüyor. Aynı şekilde gezmeye gidiyoruz. Orada hiçbir şey yok iken, tam eve gireceğimiz sırada yoldayken esneme başlıyor. Bunun sebebini öğrenebilir miyim? Teşekkür ederim. Hayırlı günler. Biz teşekkür ederiz. Hocam buyurun. Efendim yani sevgili peygamberimiz buyuruyor ki namazı kılarken ömrümün son namazı diye kıl. Böyle bir idrak, böyle bir şuurla namaz kılarsam esneme olur mu? Olmaz. Ya Latif Bey, Muhsin Bey, İstanbul valisinin makamına varalım, böyle esniyelim. Vali Bey de ne diyor bu adam ya? Kim getirdi bunu? Niçin gelmiş bu? Değil mi? Allah Allah. Yani yani ilgisiz, saygısız bir adam imajı çizilmiş oluyor. namaz kılarken ben mülkün sahibi Allah'ın huzurundayım. Bunu düşünmeliyim ve bu kıldığım namaz da ömrümün son namazı. Böyle olunca herhalde esneme olmaz. Evet. Yani insan pür dikkat olmalıdır. Pür dikkat. Peki hocam, devam edelim. Sümeyye Hanım soruyor. Kur'an okumayı bilmiyorum fakat Kur'an'ı her satırda besmele çekerek İhlas suresiyle okuyarak hatim ediyorum. Okuduğum Kur'an hatmi kabul olur mu? Vallahi o da öyle bir hatimdir. Ne kadar güzel yani. Üç defa İhlas-ı Şerif'i okuyan sanki Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş gibi olur. Bir hadis-i şerifte de öyle buyruluyor. Yani bakın, sevgili peygamberimiz bir askeri birliğe bir imam tayin ediyor. Onlar da o imamı şikayet ediyorlar peygamberimize. Ya Resulallah, bize verdiğin imam sanki Kur'an'da başka ayet yok, devamlı İhlas okuyor. Sorun bakalım niye İhlas'ı çok okuyor?
O da diyor ki bu sure Allah'ı anlatıyor. Ben de Allah'ı çok sevdiğim için o yüzden çok okuyorum. Haber verin, Allah da onu çok seviyor, Allah Allah, buyuruyor. Yani Kur'an'ı okumayı bilmeyen hanımefendiler böyle yapıyorlar. Onun sevabı da öyle ya. Ne kadar güzel ya. Peki, telefonumuz varmış hocam. Telefonla devam edelim. İzleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Kahramanmaraş'a selam ediyoruz. Güzel bir gün olsun Kahramanmaraş. Sağ olun, sizden razı olsun. Buyurun efendim. Kendisiyle ilgili bir sorum vardı, onu iletecektim. Tabii ki, buyurun. Benim kardeşim denize düştü, o şehit olur mu hocam? Kardeşiniz denize düşüp boğuldu, vefat etti. Evet, denize boğuldu, vefat etti. Önde yani girer girmez denize düşmüş, gidince yüzmek amacıyla. Hı hı. Orada mesaj edeyim. Başınız sağ olsun. Onu sonra dışarı çıkarıyorlar, ölmüş zaten o zaman. Başınız sağ olsun, Mevla rahmet eylesin. Teşekkür ederim. Yani... Bir sorum daha var hocam. Evet. Ben aile boyuma, ev ailesine teker teker hakim indirdim. Anneme, babama, eşime, komşusuna, evlatlarıma. Bunların sevabı nedir? Hatim indirdiniz vefat eden yakınlarınız için. Kişi başına, her kişi ayrı ayrı. Ayrı ayrı hatimler indirdiniz hem de, evet, vefat edenleriniz kimseden için. Kimseden yardım almadım. Maşallah, Allah kabul etsin. 7 sefer hatim indirdim. Maşallah, 7 kere hatim indirdiniz. 50 yaşında öğrendim Kur'an'ı. Hay maşallah. Hay maşallah. Hocam öğrenemem diyenlere de buradan ya, değil mi hocam, ya örnek olsun. Hem 50 yaşından sonra öğrendim öğreniyor diyor. Ve ayrı ayrı hatimleri indiriyor. 7 defa hatim indiriyor. Şunu da soralım, herhalde hanımefendi okuduğu hatimlerden mutluluk duyuyordur yani. Neler hissettiniz? Duyuyor. Duygularınız nelerdi diye hocam soruyor. Her hatim indirdiğinizde. Çok sevindim. Bir sütlerine giderken ben ağlıyordum. 8 senedir ben öğrenci gibi böyle devam ettim. Hiçbir zaman tergemedim. Aynı devam ediyorum. O kadar sevinçliyim. Bugün gece gündüz dua edeyim hocam. Çok mutlu. Sevinçli. Ya ne kadar güzel. Huzurlu. Tebrik ediyoruz efendim. Tebrik ediyoruz. Hocamızı dinleyelim ilk soru için. Evet, kısaca alalım lütfen. Tamam, teşekkürler. Gece saat 1'den sonra bir uykum var, amda uyanıyorum. Sürekli eşime, çocuklarıma, evime, Allah'ım bana bir ev nasip eyle. Ve gece kadar güç kuvvet verdi. Her gün günlük gece saat 1'den sonra dua edeyim hocam. Gece 1'den sonra ya Rabbi bize... Şehadet kelimesi getireyim. Allah'ım senden başka ilaç yok, senden başka şeyimiz yok diye. Muhammed seni elçin ve kulun diye dua edeyim hocam. Evet, Allah kabul etsin. Ne kadar güzel. Abi. İnşallah duanız makbul olur, müstecab olur. Teşekkür ediyoruz. İnşallah muradınıza nail olursunuz. Amin. Yani kardeşimizin, o denize düşen kardeşimizin, umarız ki bir ihmali söz konusu değil. Yani bir tedbirsizliği söz konusu değilse şehit olur. Hem de deniz şehitleri kul haklarından da sorumlu olmaz. Yani denizde şehit olanların bir de öyle bir özelliği var. Ayrıcalıklı oluyor. Evet hocam. Öyle ya. Normalde kul hakkı esastır. Tabii. İlk sıradadır. Ama denizde onlar, boğulanlar, şehit olanlar kul hakkından da muaflar diyorsunuz. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Son şifreyi paylaşalım. Sonra devam edelim. Bir diğer sorusu hatimle ilgiliydi. Biraz sonra tekrar bakalım ama önce son şifreyi paylaşalım. 3 hediyemiz var demiştik. Bu 3 hediye için toplamda 3 şifre veriyoruz bildiğiniz gibi. Son şifre ekrana gelecek. Yine Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi daha. Er-Reşid. Ya Allah Celle Celaluhu. Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere akıbetine ulaştıran Allah. Evet efendim. Evet. Er-Reşid. Ya Allah Celle Celaluhu. 3 şifreyle not aldıysanız sevgili izleyenler, ekranda telefon numaralarımız var. 0212 alan koduyla 304-04, 306-06. Hatlarımızı düşüren ilk 3 izleyicimize inşallah hediyelerini hatıra olarak yollayacağız.
vaktimiz olursa da ilk düşen seyircimizle selamlaşalım, tanışalım, sohbet edelim ve şifreleri canlı yayında kendilerinden alalım. İzleyicimizin bir sorusu da şuydu: vefat eden yakınlarım için hatimler yolladım. 50 yaşından sonra Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendim. Ne kadar güzel. Bu hatimlerden o vefat eden yakınlarım haberdar olur mu? Evet, hem haberdar olur, istifade ederler. Kendisi de ayrıca faydalanır. Onlar da bundan istifade eder. Mevla kabul etsin. Evet. Bir video sorumuz var, görelim. Müslim Bey, selamun aleyküm. Necmeddin Hoca ellerinde öperim, çok seviyorum. Bir sorum var. Van Erdiş arıyorum. Hocam hiç namaz kılmıyoruz. Çok çok küfür yapıyorum. Bize günahı var mı yok mu? Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Evet. Hanımefendiye niye günahı olsun? Yani eşi küfür yapıyor, namaz kılmıyor. Bunun vebali eşine aittir, kendisine ait değildir. Ama şu duyguların sahibi olan hanımefendinin eşi muhakkak ki namaz kıl demiştir. Yani bu lüzumsuz lakırtılardan vazgeç demiştir. Yani sevgili Peygamberimiz böyle lüzumsuz konuşan, küfürlü konuşmaları asla tasvip etmiyor. Yani namazsız baba evde, aile reisi böyle olursa nasıl olur? Bu nasıl çoban? Kullukum ra'in ve kullukum mesulun an ra'iyeti. Hepiniz çobansınız, sürünüzden sorumlusunuz. Ya ra'iye su, kötü çoban. Eti yedin, sütü içtin, sürüyü kurda kırdırdın, hitabına maruz kalır. Teşekkür ediyoruz hocam. Instagram'dan Ömer Bayal soruyor. Merhabalar, iki evim var. Biri kirada, birinde ben oturuyorum. Zekat hangisine düşer? Nasıl hesap etmem lazım? Yani şimdi kendinin oturduğu eve zekat düşmez. Kiradaki evin mülkiyetine de zekat düşmez. Ancak kira geliri zekatla ilgilidir. Başka gelirleri falan varsa, başka tasarruflar varsa onlarla kira geliri de birleştikten sonra zekata tabi olur. Hı hı. Yoksa mülkiyet değerinden değil. Evet. Kendi oturduğu ev için zaten zekat vermek zorunda değil. Zekatla ilgisi yok. Gelir varsa buyurduğunuz evet, gibi doğru. Zekat da nisap miktarına ulaşıyorsa zekat da mükellef evet. olur. Üzerinden de yine bir yıl geçmesi gerekiyor mu? Doğru. Evet. Mustafa Bey yazmış. Gelin kaynana tartışması damadın zayıflığından ileri gelir demiş. Biraz önceki sohbete atfen. Damat güçlü olsun diyor yani. İki tarafı da idare etsin diyor. Kaza namazı ile ilgili sorular var. Hocam genel olarak şu soruluyor. Hangi vakitlerde kaza namazı kılmayalım? Bir izleyicimiz demiş ki ben her namazının arkasında borçlu olduğum kazaları eda ediyorum. Doğru mu yapıyorum acaba, yoksa kerahat vaktine denk gelmiş oluyor doğru mu? Doğru yapıyor amması ne? Yani sabah namazının arkasından kılarken güneş doğmuş olmamalıdır. Hı hı. İkindi namazını da çok geç koymuş olmamalıdır. Vaktinde ikindiyi kılıyor. İkindinin arkasından da kaza kılıyor olur. Vaktinde sabah namazını kılıyor, arkasından da kaza kılıyor. Henüz güneş doğmamış olur. Evet. İzleyicimizin sorusunu atlamışız, hatırlatmışlar. Teşekkür ediyoruz. Bir izleyicimiz telefonda sormuştu hocam, Ağrı'dan. Buğday zekatını oğluna veriyor demişti. Olmaz efendim. Olmaz. Olmaz. Kimlere zekat veremeyiz? Efendim şimdi bir ortalıkta Ahmet düşünelim. Ahmet'in meydana gelmesine sebep olan ana, baba, dede, nine, onlara zekat verilmez. Ahmet'ten meydana gelenler, evlat, torun, onlara zekat verilmez. Hı hı. Bir de aralarında nikah bağı bulunanlar birbirlerine zekat veremez. Usul ve furu dediğiniz. Hah, usul ve furu. Tamam. Evet. Zekat kimlere verilmez? Teşekkür ediyoruz. Yönetmenimiz ekrana getirdi. Büyük anne, büyük baba, dede, nine kimlere verilmez? Oradayız. Bir görelim arkadaşlar, hızlı geçmeyin. Anne ve baba, evet. Çocuklar ve torunlar, eşler birbirine veremez.
zenginlere veremiyoruz. Aynı zamanda cami, Kur'an kursu, çeşme, okul ve benzeri hayır kurumlarına da veremiyoruz. Veremiyoruz. Zekatı veremiyoruz. Zekatı veremiyoruz. Kimlere verilir? O da ekrana geldi zaten şu anda. Doğru efendim. Ekran görüntüsü almak isteyenler için. Teşekkür ediyoruz. Hattımızı ilk düşüren izleyicimiz belli olmuş. Bakalım kim? Hangi şehirden ilk olarak düşürmüş? Tebrik edelim izleyicimizi. Kastamonu, Zübeyde Hanım. Zübeyde Hanım buyurun. Hoş geldiniz. Hayırlı günler Muhsin Bey. Hoş geldiniz. Güzel bir gün olsun. Selam ediyoruz Kastamonu'ya. Hoş bulduk. Hocamıza çok selam ediyorum. Aleykümselam. Çok seviyoruz. Kızım 12 yaşında takip ediyor hocam. O yazdı şifreleri. Heyecan var. Maşallah. Kimler var şu anda? Evde kimlerle izliyorsunuz bizi? Hocam annem var, kızım var, ben varım. Ben de 10 günüm kaldı. Hamileyim. Hocamızdan dua ediyorum sizlerden. Dua evet. istiyorum. Hocam dua bekliyor yani, izleyicimiz. Sağlıklı bir şekilde bebeğinizi kucağınıza almayı Rabbim nasip eylesin. Amin. Kız erkek, kız erkek. Kız hocam. Kız evladı bekliyorsunuz. Bir isim düşündünüz mü? Hocam şöyle Meyra düşünüyoruz. Meyra. Evet. Nedir anlamı Meyra'nın? Güneşi dendi ama Ceylin de olabilir diye düşünüyorum. Meyra, Meyra diye isim yok. Olsa olsa Humeyra olur. Meyra diye isim yok mu hocam? Yok yok, Meyra diye bir isim yok. Humeyra var. Humeyra evet, ne demek? Hocam. Pembecik demek. Peygamberimiz Efendimiz Ayşe annemize bazen Humeyra diye hitap ederdi. Hı hı. Humeyra güzel kadın demektir. Yani bir erkek hanımına senden hoşlanmıyorum demesi en büyük hakarettir, en büyük cezadır ya. Efendimiz Ayşe annemize Hümeyra derdi. Hümeyra, pembecik. Pembecik. Güzel kadın. Güzel kadın. Yani iltifat evet. etmek istediği zaman kullanılır. Öyle oluyor. Evet. evet. Peki. Evet hocam. Teşekkür ediyoruz. Hemen şifreleri duyalım sizden. İlk şifre hemen, neydi? Hemen söylüyorum. El Baki. Ya Allah Celle Celaluhu. İkinci? El Varis Celle Celaluhu. Ya Allah Celle Celaluhu. Son şifre? Er-Raşid Celle Celaluhu. Ya Allah Celle Celaluhu. Tebrik ediyoruz. Hediyenizi inşallah adresinize yollayacağız. Kastamonu'ya tekrar selamlar. Hattımızı hocam, ikinci düşüren kim? Çok selamlar. Sağ olun. Şerif Derebaşı Konya. Konya'dan hattımızı ikinci olarak düşürmüşler. Hattımızı son olarak Emine düşüren Gün, kim? Emine Gün Gaziantep. Emine Gün Gaziantep. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. İzlediğiniz için hediyenizi inşallah adresinize yollayacağız. Muhterem hocam çok teşekkürler. Sağ olun efendim. Mevla razı olsun sizden. Amin cümlemizden. Tekrar şifa diliyoruz hocam. Allah razı olsun. Tekrar geçmiş olsun. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili izleyenler. İzlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Nasip kısmet olursa haftaya cuma yeniden muhterem hocamız Necmettin Nursaçan'la cuma sohbetlerinde birlikte olacağız. Görüşünceye dek hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, çok güzel bir hafta sonu ve bereketli bir hafta diliyoruz. Hocamızın duasıyla da kapatıyoruz. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sübhane rabbiyel aleyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Ya Rab, Rabbül aleminsin. Malikul mülksün, malikul mülüksün, mukallibül kulubsun. Mülk senin elinde, gönüllerimiz senin elinde. Gönüllerimizi karşılıklı sevgi, saygı duygularıyla meşbu eyle. Amin. Hanelerimize huzur, gönüllerimize sürur lütfeyle. Amin. Rızıklarımızı helal ve bol olarak lütfeyle. Amin. Gökten rahmeti, yerden bereketi daim eyle ya Rab. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. اللهم صل على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Nursaçan hocam sizin gibi hoca olmak istiyorum sizleri çok seviyorum Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.